Merhaba sevgili arkadaşlar. Az sonra yayınımız başlayacak. Seni abi bekliyoruz. Evet, seni abi geldiğinde başlayacağız. Bir saniye. Evet. Tekrar merhaba. Merhaba Selin abi, hoş geldin. Hoş bulduk Cengiz. Sesim geliyor mu? Seninki Alıyorsunuz geliyor sesimi, mu? tamamdır. Tamam, benimki Tamamdır. geliyor mu? Tamam mı? Görüntüm geliyor Geliyor, mu? gayet iyi. Gayet iyi, Tamam. yolunda. Tamam. Sevgili izleyenler, COVID-19 günlerinde Sahili Sohbetleri isimli bir sohbet toplantıları başlatıyoruz internet vasıtasıyla. Öncelikle sevgi, saygı ve hoşgörünün doruklara ulaştığı, yardımlaşmaya en çok ihtiyaç duyulan bugünlerde başlayan Ramazan'ın herkese, ülkemize ve milletimize bereket getirmesini temenni ediyorum. Tanımayanlar için kendimden İlk iki kelimeyle bahsetmek istiyorum. Ben Cengiz Ülkü. 1966 Salihli doğumluyum. Keli Mahallesi'nde doğdum. Salihli Lisesi'ni bitirene kadar oradaydım. Ondan sonra Karşıyaka'ya geldim. Daha doğrusu üniversiteye geldim. Sonra Karşıyaka Çarşısı'nda kuyumculuk yapmaktayım. 27 Nisan 2019'dan bu yana yani tam bir yıldır Salihler Derneği Başkanlığı'nı yürütmekteyiz. Çok güzel 15 kişilik bir yönetim kurulu üyelerimiz var. Hepsi birbirinden değerli. Hayati abiden devraldık. Yani onursal başkanımız öyle yaklaşık 10 yıl bu görevi yaptıktan sonra bize devretti. Bayrağı aldık ve daha yükseklere taşıma peşindeyiz. Ama bugünlerde Covid bizi eve tıktı. Biz de bu günleri daha güzel değerlendirme adına birazcık da heyecan katmak, bazen espri yapmak, bazen de hüzünlenmek adına Salihli'nin değerlerini bu ekrana çıkarıp sizlerle sohbet etmek, onları tanımak, tanıtmak, bir hatıra bırakmak istiyoruz. Düşünün, insanlık tarihinin bugünlerde en değişik hastalığını yaşıyoruz. Yani hiçbir zaman böyle bir şey insanın aklının ucundan bile geçmez gibiydi. O kadar çok silahlara yatırım yapıldı, uçaklara, uçak savarlara vesaireye, ama şu hastalığın çaresini bulacak hiçbir şey yok şu anda. Demek ki onlar para etmeyen bir hale geldi. İlk konuğumuzu Seni Özay'a almak istedik. Bütün arkadaşlarımızın tek ismi oydu. Eve kapanmışken dedik en güzel onunla saatlerimizi geçirebiliriz. Evet. Seni abi, kısaca iki kelimeyle bahsedersek avukatsınız ama şair ruhlusunuz, yazarsınız, aktivistiniz, doğaya ve çevreye duyarlısınız. Bu özellikleriniz de biliniyor ama daha önce 80 öncesi ki pozisyonunuz biraz daha farklı, birazcık daha siyasi, biraz değil çok siyasi. Şimdiki pozisyonları geçmişi kıyaslarsanız nasıl olduğunu zaman içinde konuşmaya başlayacağız. Fakat daha çok biz burada sizin Salihlili kimliğinizle ile ilgili sohbet etmek istiyoruz. Doğduğunuz yerle, yaşadığınız köyle ya da Salihli'den ayrılana kadar geçen süreyi önce bir anlatırsanız seviniriz. Tamam. Cengiz, şimdi önce kaç dakika konuşacağımızı söyle bir. Toplam 1 saat. Bir saat. İkincisi, teşekkür ederim sana. Instagram'dan ilk defa bir bağlantı yaptım, konuşuyorum. Bilmiyordum. Ama becerdik bunu seninle Evet. şu anda. Evet. Üçüncüsü, ben de senin gibi Manisa'nın Sarıyer ilçesinin Çapaklı köyünde doğdum. Kırveli köyünde, Çerkez köyünde büyük ailem,
Çapaklı köyünde küçük ailemle geldim gidiyorum. 47 yıllık avukat. Sen demin avukat dedin, ben de 47 rakamını Evet. birleştireyim ona. Şimdi köyden, yani Çapaklı köyünden çıkarak Sarıhlı Lisesi, Kınık Ortaokulu, Ankara Hukuk okurken Ortaokul neresi dediniz? efendim Ortaokul ortaokul neresi dediniz? Bergama Kınık. Ha, Bergama Kınık. Bergamalılık oradan da geliyor. Evet, Bergama'ya bulaşmam da var. Doğru. Evet. Şimdi bu benim tarihimle, ne bileyim ben, kasabamızın ya da Türkiye'nin ya da dünyanın ya da evrenin, paralel evrenin tarihini birleştirmek lazım çok zekice izleyenler açısından. Yani köy çocuğuyum ama küçücük bir memur çocuğu. Tarım Kredi Kooperatifinin müdürü Osman'ın oğluyum. Köyde benden daha akıllı bir çocuk var mesela matematikte. Beni yeniyor. Öyle kendimle dans ede hakim olmak istiyorum yazmaya başladım kağıtlara. Ama Ankara'ya gittiğimde, hukuk fakültesine girdiğimde baktım ki bu hakimlik, savcılık, kaymakamlık, bunlardan hoşlanmıyorum. Çünkü devletin memurları 3 kuruş para alacaklar. Ondan sonra da devlete, devlet yanlısı kalacaklar. Ben devletin çok polisi var, jandarması var, hakimi var, savcısı var. En iyisi ben çocukların, kadınların, dedelerin, ninelerin, çiçeklerin avukatı olayım diye bir avukatlık virajı düşünmeye başladım hukuk fakültesinde. Sonra avukatlık yaparken de, evet, senin de söylemeye çalıştığın gibi, yeraltı örgütlerine fazla yardım eden bir avukatlık yaparak, sıkıntılar, darbelerle dolaşarak, boğuşarak, gözaltına alınarak, malınarak geldim. Ama 12 Eylül 1980 tarihinde sol bir yenilgi yaşayınca, Amerika'da başlayan, Almanya'da hortlayan, Türkiye'ye sıçrayan bir siyasi hareket vardı. O da ne? Merkeze insanı koyuyorsan solcu oluyorsun, ama o yetmiyor. Onun hemen yanı başına 200 at başı doğayı koyman lazım diye kalkıştım. Yeşiller Partisi kuruluşu kuruculuğu yaptım ve çevre hareketlerine bulaştım. Şimdi buraya kadar yaptığım konuşmaları sen tamamlamadan, eksik gördüğün yerler varsa bana sorular sorarak tamamlat. Başka yerlere gidebiliriz çünkü. Tamam, zaten birazcık siyasi taraflara az sonra geleceğiz ama birazcık şeyden de bahsetmek istiyorum. Bir arkadaşımız hatırlattı az önce. Bugün Çerkezlerin Bayrak Günü ve Özgürlük Mücadelesi günüymüş, biliyor muydunuz? Evet, doğru. Doğru, Evet. çok doğru. Kutlarız, tebrik Sa ederiz. Güzel bir gün. Salihli'nin Kırveli köyüyle Süleymaniye köyü daha çok Çerkez insanlarımızın yoğun olduğu iki köydür. Evet. Bunu da hatırlatarak Türkiye'de toprak talebinde bulunmayan insanlar için Türk halkıyla, bütün insanlarla olan hoş, sıcak işbirliği içinde yaşayıp durmak değil. Ama Çerkez olduğum bir vakadır. Oğlumun adı Betal'dır, kızımın adı Gupse'dir mesela. Evet. O isimler ikisi de ilginç gerçekten. Özellikle oğlunuzun adını bugün öğrendim ben. Evet. Bakarken sizle ilgili bilgilere değişik geldi. Şimdi bu... Çerkezçe Buyurun. manaları da Gupse'ninki canın içinden geçen su, kanım anlamına gelir. Betal'ınki de Lenin'in Sovyetler'de devrim peşinde koşarken Çerkez toplumuyla bağlantı liderinin adı. Vay. Bunu da geçer. Evet, peki. Anladım. Şimdi
oğlunuza sonra gelecektik ama yeri gelmişken sorayım. Kızınızı biliyoruz. Artık Evet. siz maalesef demeyeyim ama gurura söyleyebiliriz. Gupse'nin babasısınız. Eskiden Gupse sizin kızınızdı. Şimdi Evet. siz Gupse'nin babasısınız. Evet. Oğlunuzu çok tanımıyoruz. O ne yapıyor? Oğlan Ya da ben tanımıyorum. anasına benzediği için tanımıyorsunuz. Çünkü daha geri duran bir adam. Fırlamıyor, önlere doğru fırlamıyor ama avukatlık yapıyor. Avukat. İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat. Evet. Amerikalı bir karısı ve bir oğlu bir de kızı var. İyi bir çocuk ama. İyi. Mutlaka sizin çocuğunuz da iyidir. Orada bir aksilik yoktur. Şimdi avukatlık süresince tabii son yıllardaki bölümünü benim kendi yaşımın yettiği süreçlerde çevrecilik tarafınız çok öndeydi. Yani yanılmıyorsam şu karşıya karşısında yapılan katlı Otopark oturaklarda yıkılmasından tutun. onu da yıktıran Santrallar. Evet. Ama dur. evet. Bak sen o sorunu sormadan evvel ben teorik olarak bir şey söyleyeyim. Yarım Buyurun. kaldı Buyurun. o da şu. Ben hani merkeze insan koyuyorsun da solcu oluyorsun dedim ya. Evet. Evet. Yetmiyor, Evet. yetmedi. Sonra doğayı koydum dedim ya. Ben bunları devenin hörgüçlerine benzetiyorum. Benim bir numaralı hörgüçüm solculuk. Evet. Onu terk etmeden iki numaralı hörgüçüm şey oldu. Çevre, doğa, ekoloji, hukuku, avukatlığı, seni abisi. Evet. Sonra üçüncü hörgüçüm de geldi. Onu da söyleyeyim, öyle geçelim buradan. Üçüncü hörgüçüm de şöyle oldu. Karaburun'da bir karavanda yaşamaya başladım. Yani çokça. Bir ayın yarısına yakınını. Karavanda yarısından fazlasını İzmir'de yaşamaya başladığım dönemde. Orada iki hörgüç yetmeyince ruhum, Evet. kişiliğim, duygularım, annem, babam, kardeşim falan, Evet. böyle bir üçüncü hörgüç yaptım, aldım, kaptım. Bu çizgide sen sorularına dön şimdi. Tamam. Şimdi çevreyle ilgili Salihli bölgesinde herhangi bir konu oldu mu? Sadece bu bölgelerde yaşadıklarımızı mı biliyoruz? Valla şöyle bir şey oldu. Ben Mesela Bergama'da Gümüşşehir'de altın var diyorlardı bir dönem. şöyle ama ben mesela Bergama'da altın madeni mücadelesi sırasında Sart'a girerken sağ tarafta bir altın madeni peşinde koşuldu. Hala da orada bir altın madeni var. Salihli'de. Bununla Evet. ilgili Salihli'de çok büyük bir tepki, büyük bir kalabalık, büyük bir panel, büyük bir toplantı örgütlemiştim ben. Altın madenine karşı bir direniş, aynı Bergama'da olduğu Evet. gibi olabilir mi diye. Salihli'nin bir kerecik yükselen, bir daha da yükselmeyen bir direnişini yaşadık. Salihli altın madenine karşı. Birlik Ama olmazsa şimdi de olmuyor. duyuyorum, ki o eski masum, sakin, ılık olan jeotermal şimdi biraz vahşileşmiş galiba. Böylesine bir çevre sorunu var. Tarihli de Alaşehir arkasından veya Alaşehir'le beraber ama Salihli ve Alaşehir'de çok büyük bir hareket yaşanmadı. Aydın'da yaşandı bu jeotermal. Böylesine bir çevre sorunu sadece bahsedilebilir. En büyük çevre sorunu, en büyük insan hakları sorunu da şimdi virüs meselesi. Bir cümleyle Evet. ona geleyim, sonra sen zaten Tabii. dernek Tamam. olarak anlatırsın da. O da Salihli'de muhtemelen numaradan filan bilemem ama 30 tane koronavirüs hastası olduğunu, bir tane ölüm olduğunu
ve bir tane de apartmanın karantinaya alındığını biliyorum. Bu konularda Salihli halkının, Salihli'deki insanların, biz İzmir'deki dernek mensupları olarak bilmemiz gereken inisiyatifleri nedir? Belediyeyle, valilikle, kaymakamla dalaşmaları nedir? Onu ben sana soracağım birazdan. Evet. Yani o, şu anda o konularda çok ciddi bir iletişimimiz olmadı. Fakat biz Salihli'ye şu maskelerden ve kıyafetlerden devlet hastanesine 10 tane hediye ettik. Orada doktorların faydalanması için ufak bir katkı olsun diye. Hem de o N95 denen maskelerden gönderdik. Çok mutlu oldular. O bölümünü biliyoruz. Ama şu anda Salihli'de çok ciddi bir vakanın olmadığı bilgisi geliyor. Söylediğiniz doğruysa 30 adet az değilmiş. Evet yani Evet. şimdi görüyor tekrar tabii bir atak olur da tekrar bir büyüme olur mu dikkat etmek lazım. Derneğin de hep duyarlı kalması Tabii doğru. ki, tabii ki, tabii ki. Çok sıkı takibindeyiz. Hatta yakında Ramazan da başladığı için Salihli'de insanlara katkı olsun diye bir takım paketler göndermeyi planlıyoruz. Bunu aramızda Evet. görüşüyoruz. Ama Bir şey daha soracağım. Zengin bir şey, ben bir şey Buyurun, daha buyurun. merak ediyorum. Çok dernek ilgilenmiş olabilir. O da Salihli'deki tarım, hani muhteşem çocukluğumuzun Evet. üzümleri, çocukluğumuzun bağları, pamukları, tütünleri, bu tarım alanlarının yok olması, bunların yerine korkunç bir inşaat, apartman tercih edilmesi, bu konularda derneğin bir şey var mı acaba? Yani belediye meclisleriyle, belediye başkanıyla, kaymakamlıkla ne yapıyorsunuz? İmar planlarınız pek iyi değil galiba, iyi galiba diye bir dalaşmanız, ilişkiniz oluyor mu? Ben de sanki programı ben yapıyorum, sana sorular sorup duruyorum ama kusura Olsun. bakma. Yani Olsun abi. ortak sorunumuz olsun bu. Evet. Yok yok abi şu anda. Dalaşalım mı? Ne dersiniz? Ben valla belediye başkanı hangi partiden olursa olsun, Fark etmez tabii. isterse benim partim olsun, onun partim Merkez olsun. Sahili oradan. Evet. Evet, onları Cengiz şey almak lazım. Ne onun adı? Elek, elek, melek, gözek mi? Elek. Evet. Ele almak Evet. lazım. Filtre yapmak Evet. lazım. Yani onların bir kere belediye meclisinin kararlarının 60 gün içinde size gelmesi lazım. Derneğe. İzmir Sahiller Derneği'ne gelmeli. Sizler birkaç avukatla Eren'le falan ya da benimle ya bu Evet. karar iyi değil, bu karar çok kötü dediğiniz kararlarını yakalamalısınız. O kararların aleyhine hukuk davası, İtiraz imza hakkımızı kampanyası, kullanabiliriz. tabii tepkiler olmalı. Böyle daha düzgün, daha güzel bir kent özlemi ortaya çıkar diye tavsiyede bulunuyorum. Yani şart bu. Ya biliyorsunuz biz hala Salih'te bir abim var, bir arazilerimiz var. Geçmişte tek geçim kaynağımız oydu. Fakat şu anda bütün her yeri eksen, biçsen, satsan bir yıl bir aileyi geçindirmeyecek kadar para kazanılıyor. O sebeple yan işler, hayvancılık vesaire onlarla uğraşıyorlar. Toprakların verimi bir yana, ürünlerin para etmemesi sorun. Bundan sonra ne olur bilemiyorum. Dün akşam Cumhurbaşkanı da diyordu, 1 metrekare bile bahçenizde yer varsa bir şeyler üretin diyordu ama bugün bu, gelinen nokta bu. Geçmişte böyle değildi. Evet. Şimdi ben size yine azıcık geriye döneceğim. Sohbetlerde kuyumculuk da yaptığım için ilgilendiriyor. Sizin bu altın madenleriyle ilgili çalışmalarınızda altın madeninin çıkarılış şekline mi karşısınız yoksa yani kullanılan Tamamına, sülalesine, suyunu altına, senin hiçbir senin şekilde altının çıkmamasını mı istiyorsunuz? Evet. evet, dünyada yeteri kadar altın var. 1000 yıl, 2000 yıl kadar gidecek altın var. Altın lazım değil. Ama önemli olan şu
çıktı ortaya. Bu altın başlangıçta civayla çıkarılırken şimdi ucuz olur diye siyanürle çıkarılmaya başlandı, icat edildi, bulundu. İşte Evet. o siyanürle altın çıkarılırken artık kayalar, arsenik, ağır metal çıkararak o yörede sağlığı bozuyor, havayı bozuyor, yer altlarını bozuyor diye dünyadaki çevre hareketi altın madenciliğine tümden karşı olmayı seçti. Ben de aynen bu duygularla bu işe bulaştım. Bu duygularla Bergama'da avukatlık üstlendim. Bu nedenlerle İdare Mahkemesi, Danıştay, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gidip hep davaları kazandım. Ama devlet iş adamlarıyla çok samimi olur. Karakteri budur onun. O ikili arkadaşlık cephesi arkaya dolanarak bizim mahkeme kararlarımızı falan sollayarak oralardan altını çıkarmayı becerdi. Hemen hemen bırakmadı bile yani Balıkesir Havran'dan gelen altınlar da bitti. Dikili'den gelen altınlar da bitti hemen hemen. Ama ne oldu? Türkiye'de büyük bir zenginlik mi oldu? Sen söyle. Senin meslek yerlerinde Maalesef. ne kadar? Ne oldu? O Allah Allah. çıkan altın kimseye gitmiyor ki. Bir kişilere gidiyor. Yani birkaç kişiye gidiyor. Neyse onlar o Tabii madeni tabii satın tabii al. tabii. Ya Yani çok doğru neticede söylüyorsun. oradan kimse faydalanamıyor. Yani ülke faydalanamıyor. Ülke Evet, çıkarıp başka bir ülkeye satsa neyse. aynen öyle. Ama bu Bergama'daki hareket dünyada da Türkiye'de de önemli bir hareket adını aldı ve bu hareket Karadeniz'de, Anadolu'da bütün çevre sorunları olan bölgelerde hem hukuk hem de bir sivil itaatsizlik olarak bayağı yer yakmaya başladı yani elden geldiğince çok olmasa bile. Yani ben hayatımda gördüğüm en büyük çevreci hareket oradaydı. Yani daha oluyor ama o kadar büyüğünü göremem. Evet. Bir hatırlarsanız Ali Ağa'da termik santrale karşı bir insan zinciri kurmuştu Hakkı Yap. abim. O Doğru. da büyük ses getirmişti. O zamanın işte aynı yaş grubu insanlarsınız. Doğru, doğru O söylüyorsun. sebeple güzel bir hareket olmuştu o da. Şimdi bu kadar insanların tepki gösterdiğiniz konular veya karşı çıktığınız konular birilerinin bir yerlerine basıyor. Yani bunlarla karşı yaptığınız çalışmaların sonucunda ciddi tehditler alıyor musunuz? Aldınız mı? Herhangi bir şey geldi mi başınıza? Tabii de rüşvet teklifleri de tehditler de her şey geliyor. Geliyor ama bir tanesini söyleyeyim, bir şey söyleyeyim ya da iki tanesini söyleyeyim. Ben hayati tehlikeden bahsettim ama siz o taraftan bahsettiniz. Evet. Ben ama yani bunlar birkaç yönlü olur. Onu anlatmaya Tabii. çalışacağım. Mesela ben Tabii. Büyük Tabii. Millet Meclisi'nde bir milletvekilinin odasında bir adamla tanıştırıldım. Adam Evet. çantasını ortaya koydu. Bana bu çanta içindeki bir ton parayı verebileceğini sadece benim sessiz olmamı, sakin olmamı istedi. Sadece. Ben de o adama dedim ki, ya arkadaş ben ne yaptığımı bilmiyorum. Senin bu paranı alırım sonra gene ne yaptığımı bilmediğim için devam ederim pişman olursun falan filan diye saçma sapan cevap verdiğimi hatırlıyorum. Yani böylesine rüşvet teklifleri olduğu gibi telefonlar, büroma baskınlar, ya beni tehdit etmeler çok şey oldu. Fakat beni biraz herhalde şey buldular yani normal değil, çılgın, delicesine bir adam falan. Çökmüyor galiba dediler. Ama ondan sonra da zarar görmedim şu anda. Hedefte nereleri var şu anda? En gündeminizde ne var Aa, son zamanlarda? şu anda hep aklım fikrim evde 40 gündür ölüm korkusu adlı bir şeye girdim. Duyguya. Çünkü A Evet. yaşlıyım dedim. B şekerim var dedim. C kalbimde stent var dedim.
bu namussuz virüste benim tipimdeki vatandaşları yere çarpıyormuş dedim ve Hiç korktum. affetmiyorum. Korktum. Çok iyi Korktum. yapmışsınız. Böylece durmadan notumla başladım. Ne yiyorum, ne içiyorum, ne hangi hapı içiyorum, ne yapıyorum, ne düşünüyorum, kabuslarımı falan. Böylesine bir kitapçık gibi bir şey çıkarken aklıma şey düştü. Yahu bu virüs 19 ister Çin'den, Wuhan'dan, hayvan pazarından çıkmış olsun, ister laboratuvarlardan kaçmış olsun, ister hiç bile Çin'den evvel Amerika'da çıkmıştı, Amerikan askerleri Çin'e getirdi olsun, ister Fransız Pasteur bilmem laboratuvarları üretti asıl bunu olsun, hiç önemi yok. Şimdi dedim ki Amerika çok insan ölüyor, 50 bin aştı ölüsü galiba. Ölüyor diye tamamen Çin üzerine saldırıyor. Çin'i sorumlu tutmak istiyor bu konuda. Ben de öyle bir dava düşüneyim ki uluslararası bir dava. Sadece Çin'i, sadece Amerika'yı, sadece Fransa'yı falan değil, Türkiye'de dahil bütün devletlerin hepsini çuvala sokup onları uluslararası iki tane mahkeme var. Duydun sen onu. Birisi Uluslararası Ceza Mahkemesi savaş suçlarına ve insanlığa karşı suçlara bakıyor. İnsanlığa karşı suç diye niteleyerek bu çuvalın içindeki bütün devletleri Dünya Sağlık Örgütü'nü dahi oraya atmayı düşünen bir dilekçe hazırlıyorum. Bir de Lahey Adalet Divanı var biliyorsun. Birleşik Milletler'e bağlı. O da uluslararası bir mahkeme. Lahey Adalet Divanı'na da daha evvel bir başvurum olmuştu. O başvurumu senden evvel biraz evvel çıkardı ortaya. Onları tıraş yapıyordum. Yani bazı yerlerini öldürüyordum. Bazı yerlerde filan. Böylesine uluslararası iki tane dava hayalim var. Tarihliler Derneği mesela biz de varız dağcılardan birisi olarak sahilde ölen virüs şu aileni temsil ederek üyelerimizi temsil ederek varız bile demelerini beklerim tabii sadece sizin değil. Kesinlikle, kesinlikle varız. Kesinlikle varız. Yani dünya sağlığı için yapılan bir şeyin arkasında olmaz mı? Zaten acayip bir hal aldı yani konu. Bütün bunları söylerken bile neredeyse ölmez sağ kalırsak eğer kelimesi şimdi öne çıktı. Yani golü yememek gerekiyor bu süreçte. Evet. Yedik mi alıp götürecek yani. Hiç affetmiyoruz. Bir Evet sürü öyle bir şey. insan Çok doğru söylüyorsun. Yani bir tarihsel nasıl sorumlusu yok bunun. Çok sorumlusu var. aynen. Cenazesi bile kaldırılamıyor. İnsanlar pataküte gömülüp geçiyor. Şimdi tabii çok konular var ama siz yine biraz çevreyi ilgilendirdiği için duydunuz mu bilmiyorum. Ben geçtiğimiz günlerde duymuştum. Pardon, galiba sizin yazınızda gördüm ya. Çeşme'deki özellikle İstanbullular, uzaklardan gelenler yazlıklara gelirken cicili bicili hayvanları alıp yaz boyunca onlarla zamanı geçirip ondan sonra Çeşme, Alaçatı sokaklarına bırakıp evlerine geri dönüyorlar. Giderken de çocuklarının ağlamaları arasında bırakıyorlar onları. Pahalı köpekler. Evet. Siz yazmıştınız galiba, sizden okudum. Bununla ilgili ne yapıldı? Yapılacak bir şey var mı? Şöyle bir şey o. Yani bir sinema profesörü bir kadın beni arayarak işte o senin söylediğin olayı söyledi. Dedi 150 tane köpek gördük burada. Bir film çevirecektik. Belgesel film yapacaktık. Evet, doğru. Aha, ama dedi ya bu 150 tane köpeğin 150'si de orada aç sefil ve çok pahalı köpekler dedi. Benden yardım istedi. Ben bulaştım o yan çizdi. O geri çekildi sonra. Ben devam ettim artık bu konuda devletin bütün kurumlarına TRT'sine kadar sen hayvan hakları ile ilgili kamusal yayın yapmak zorundasına kadar teftiş kurullarına kadar her yere başvurarak o köpeklerin korunması, kollanması, bakılması,
O adamlar çocukların ağlamaları arasında terk eden zengin cüp sahibi adamları, villa sahibi adamları bulmaya, onların cezai hukuki sorumluluklarına kadar büyük bir mücadele oldu. Ama benim çok deneyimim, böyle deneyimim çok oluştuğu için ben bunu kapatırlar diye düşünüyordum. En sonunda Çeşme veterinerinden ibaret mi bunun sorumlusu diye devlet, koca devlet, valiler, kaymakamlar, bakanlar bir tane veteriner çocuğun sorumlu olana kadar indirdiler. Beni çağırdılar, müfettişler rapor yazacaklar işte o veteriner çocuk için. Hadi be, bu Suçlu veteriner bu mu? çocuk dedi. He? Tabii. Suçlu bu mu Para dediler? tabii, bir tane bulduk dediler, yani senin dilekçelerin üzerine sorumlu. Çeşme'de bir veteriner dediler. Ben güya Karaburun'da, karavanda beni yakaladılar. İfademi alayım diye. Orada da anlattım. Saçmalamayın ya. Ben bu veteriner çocukla ne alakası var bunun? Bunun kaymakamla, valiyle, bakanla bilmem neyle alakası var. Onlardan soracaksınız bunun hesabını. Bu zavallı veteriner ne alakası var filan diye. Böyle bir dosyadır o. Yani toparlarsa. Ama iyi bir dosya. Evet. Bu, Evet, bunu incelenebilir bir dosya. evet. Evet, şimdi geçtiğimiz günlerde sizin şeye geldim. İmza gününe geldim. Yani Ha. birçok imza günlerine gitmiştik ama benim umudum var kitabı ile ilgili. Orada imza için yani sanki hiç kimse yok gibi ama saatlerce bekledik. Sürekli gelenler, sürekli gelenler. Bir bütün gün o kadar doluydu ve o kadar Evet. enteresan bir imza günüydü. Gerçekten şaşırdım. Bu Herkes kitabın şaşırmışlar yani. Ben de hakikaten izleyemedim imza töreni. hakikaten şaşırdım. Hatta şu anki fotoğrafı da ben çekmiştim sizin ekrana koyduğunuz fotoğrafı. Ha, doğru. Çok güzel bir imza günüydü. Bu kitapla ilgili birazcık bahseder misiniz? Nasıl yazıldı? Farklı bir yazılış şekli var bunun çünkü. Ya şöyle, bu ben zaman zaman rakı içmeye filan şeye gidiyorum, belki biliyorsun. Homeros diye bir yer var bu. Evet, tepede şeyde. Bornova'nın tepesinde. Bornova'nın biliyorum, evet. Ha. Orada rakı içiyorum, mangal yakıyorum, şömine yakıyorum. Garip garip huylarım var orada benim. Oraya geldi İstanbul'dan iki avukat, kitap dergi yayın evi sahipleri. Orada rakı içmeye başlandı. Bu 9 saat sürdü. O 9 saat içerisinde bana sordukları bütün sorulara ben hazırlıksız olarak, kitapsız olarak, deftersiz olarak, notsuz olarak, belgesiz olarak cevap verdim. O kitabı öyle bastılar. Birinin noktasına virgülüne de dokunmamışlar. Tam konuştuğunuz Evet, gibi yazmışlar evet, her evet, şeyi. evet, Çok evet, evet. enteresan geldi. Yani bayağı Çok güzel enteresan. bir kitap oldu. Tabii Kitap ya, şu anda bizim yaptığımız konuşmayı onlar birazcık daha fazla çalışmışlar. Gelmişler bana sorular sormaya. Ve öyle oldu kitap. Fena da olmadı çok ama çok benim. güzel. Gerçekten çok güzel. O kitabın ön sözünden bir Vedat Ahsen Coşar'ın yazısını okumak istiyorum. Tamam, Dinleyenler de duysun. Çünkü oku. çok hoşuma gitti. Çok güzel ifade etmiş sizi. Yani Barolar Birliği eski başkanı. Ha. evet öyleymiş. Şair ruhlu bir devrimcidir Avukat Seni Özay. Bir yazar ve sıra dışı bir entelektüel. Fikir ve eylemi bir araya getiren deha. O güzel atlara binip çekip giden o güzel insanlardan aramızda olandır. Kuşların, arıların, yılanların, balıkların, börtü böceğin, zorda kalanların, çevrenin, doğanın, kirletilen havanın, suyun, ağaçların avukatıdır. Hayvanları korur, sanatın yanındadır, savaşçıdır ve hak koruyucusudur. Doğa, insan, hayvan ve çevre nerede saldırıya uğruyorsa Seni Özay oradadır. Ya bu kadar çok iltifat ediyorlar bana. Ben buna layık mıyım onu da iyi bilmiyorum ha. Yani hakikaten çok iltifatlar geliyor bana. Doğru. Bak Ama adamcağız. bana göre çok güzel anlatmış ya. Ah, sağ ol. Yani çok güzel anlatmış hakikaten. Sağ Busunuz ol. yani benim gördüğüm. Bunun içine ne eklenebilir?
Çok güzel sanat müziği dinler, çok sever. Evet. Rakıyı çok sever. O bölümleri Evet. eklenebilir ama. Evet. Evet. Yani mesela kuşların, arıların, yılanların, balıkların, börtü böceğin, zorda kalanların ve çevrenin, doğanın, kirletilen havanın, suyun, ağaçların avukatıdır. Bu Çok doğru. nasıl anlatılır daha başka? Değil mi? Çok güzel söz anlatmış hakikaten. Yani ne bileyim ben, yani ben de böyleyim herhalde, yani bilmiyorum. Bana Hangi göre kompleksimle bunları yapıyorum onu da bilmiyorum. Yani bir de. aşağılık kompleksi, bir üstünlük kompleksi, bir neyim ben, fakirlik, zenginlik, ne olduğunu anlamış değilim ha, neden böyle olduğunu da bilmiyorum. Başarma kompleksi. Yani birini yenme kompleksi de olabilir yani. Olabilir. Uğraşıp sonunda başarıya ulaşmak, bir futbol maçında galip gelmek gibi bir şey yani her zaman. Evet, doğru söylüyorsun. Hangi takımı tutuyordunuz futbol deyince? Ben Metin Oktay Turgay Şerenciyim. Yani çocukluğumdan Galatasaray. beri Galatasaray'da kaldım. Ama çok iyi şeyleri bilmiyorum. Hani yenilenen santraforlar ne alemde, yenilenen kaleciler ne alemde bilmiyorum. Can Demirler Bayağı falan geride tarzı. kalmışsınız. Evet. Bayağı geride Çok kalmışsınız. geride kalmışım, çok. Evet. Ben sizi acaba ben mi benzetiyorum, başka benzeten oluyor mu? Can Yücel'le biraz benzetiyorum. Var mı başka benzeten sizi? Tabii, yani tabii Can Yücel'e benzetiyorlar. A sakalım, B rakım, C, bazen şiir okuyorum spiker gibi. Onları birleştiriyorlar ve Can Yücel'e benzetiyorlar. Ama bak, bu virüsten korkumdan sakalımı kestim. Şu anda tam Can Yücel Hiç dışarı çıktınız mı? tipi değilim yani. Ne Efendim? Hayır. Hiç çıkmadım zamandır bugün 40, evdesiniz? 41 gündür. Hiç çıkmadan. Merdivenlerden aşağı inmedim. Bakkala gitmedim. Gazete almaya inmedim. Sadece balkona çıkıyorum. Güneşe çıkıyorum. Geri giriyorum. Tekrar. Haklısınız. Doğru yapıyorsunuz. Yapacak başka bir şey yok. Şimdi Ama bir heh, buyurun. Cengiz, bir ara bu virüsün çok fena ilk hızında o kadar hani ürktüm, korktum. Yani Selin Özay korkmaz derler ama Selin Özay korktu dediğim o dönemde, geceleri Değil saat başı uyanıyorum. Acayip fikirlerim var. Ölü üzerine. Sanki ben romancıyım. Sanki Rus romancısı bilmem kim gibiyim. Daha neler neler çektim. Yani şey, rahatsız oldum çok. Çok korktum yani, ilk zaman. Ha, o haklısınız yüzden yani. aşağı inmedim. O yüzden balkona çıktım. Dikkat ettim yani çok. Haklısınız. Şimdi sizin için dernek nedir ya da dernekle ilgili ne yapmamız gerekiyor, ne olması gerekiyor? Az önce söylediğinizin dışında Ya Sahiller Derneği ile ilgili düşüncelerinizi biraz paylaşır bunu çok mısınız? fazla dillendirmedim. Çok fazla sohbetlere kullanmadım. Yani yönetim kurullarındaki güzel insanlar üzülürler diye, ama ben bir derneğin kuruluş amacı olabileceğini, devletin kanunlarının öngördüğü, tüzüklerinin öngördüğü tüzük yapabileceğini, onlarla bir grup insanın ne güzel bir şeyler düşüncelerine inanırım, bir şey demem ona. Ama bu benim için çok vızıltı bir şeydir. Yani bunu dedem de yapar, bu herkes yapar bunu derim. O zaman yapılması gereken naneler neler olur da bunlar daha aktif, daha cin, daha yönetim olurlar Evet. diye düşünürüm. Ve de sizin özellikle eski yönetimin çok fazla çocuklara burs yaparım. Hani kredi bulurum, Evet. maaş bulurum, onları karşılaştırırım konusunu da kıymetli, önemli bulmakla beraber onu da cılız bulmuşumdur.
Ve bu nedenlerle de bizim derneğimize hep şey diyesim gelir. Yahu gelin arkadaşlar. Gelin bir yamuk, bir yanlış, bir yem bulalım. Sağlıklılar Derneği kötü bir şeyi yakalasın, bir tokat atsın, duyulsun. Salih Derneği yönetimi bir kötülüğe el koydu. Bir kötülüğe vurdu. Yere yapıştırdı. Yani bunu benzetme Yanlış yapıyorum. ya, yanlış şeyi düzeltti. Bir yanlışı düzelttirmek için dernek biraz şey hareket ediyor. Yani hukuk dışı da değil ha. Tamamen hukuken. Yani hukuk silahlarıyla yapıyor bunu. Bu derneği güven verir, moral verir, derneği geliştirir diye düşünüyorum. Yoksa hani Salihliler Derneği'nin muhteşem gecelerine bayılır bayılırım, rakı içerim. O iyi ama sadece muhteşem gece birkaç çocuğa kredi böyle olmaz. Bu az Evet. gelir bana diye düşüncemi Evet. derneğe iletmek Evet. isterim. Bu Eğer yıl arzu ederseniz Salihli Belediye Meclisi'nin her yaptığı naneyi elde edelim. Yani el ele verelim. Eren, ben, sen. Salihli Belediyesi bize ne karar almışsa okuyalım da bir tane çakalım. Görsünler. Ya Yani da bir katkımız olur. Bir şeyler veya da öneririz. beğenilip Daha bakarsın Salihli Belediyesi'nin öyle bir kararı var ki Türkiye'deki bütün belediyelere örnek olacak evet. kadar güzel. Onu da alkışlamasını Onu da biliriz duyururuz. beceririz. Evet. Böyle şeyler yapalım derim. Tabii yani şu anda tabii ki manevi huzur anlamında söylüyorum. 32 çocuğa bu yıl burs veriyoruz. 150 lirayı da 200 liraya çıkardık. Onunla ilgili birçok insan elini cebine atıp katkı gösteriyor. Bunlara saygı duymak gerekiyor. Keşke 100 çocuğa verebilsek, daha çok Gayet. verebilsek. Gayet. Yani Buna devam. şu an Buna devam. en hayırlı yaptığımızı düşündüğümüz işlerin başında o geliyor ve ona sıkı sıkı sarıldık. 10 yılı aşkın bir süredir de yapılıyor bu. Geçmiş yönetimlerde de yapılıyordu. Şu anda da yapılıyor. Daha da iyiye gidebilir. Ama dediğiniz gibi yeni Devam faaliyetler, edelim. Daha da büyütelim yani bu çocukların evet, yeni konular daha da iyi. olmasında fayda var. Kitapla ilgili bir şey daha soracağım. Bu piyasada satılan bir kitap şu anda. Nasıl satışları, onunla ilgili bilgi geliyor mu? Ya Cengiz, ben kitabın satışıyla bir kelimelik Satı, alakam yok. Hiç satı, alakam ama yok. satılıyor değil mi? Yani o, hayır, o kitaptan bana 62 tane verdiler. Ben de 62 tane dostuma verdim. Onlar yapıyorlar. Satıyorlar bu para kadar. Çünkü çok sattılar herhalde. Öyle zannediyorum. Paralarını da çıkardılar. Kâra da geçtiler. Her şey Değil. olmuştur. Çok satıldı çünkü. Ama ben Var. 62 kitap hediye edebildim eşime, dostuma. Onu biliyorum yani. Var mı yenisi? Efendim? Yeni kitap var mı? Çalışma var mı? Valla bu Bergama'daki mücadelemi 7.000 sayfalık bir not oluşmuş. Bu içeriye eve düşünce, eve çekilince o 7.000 sayfalık Bergama notlarımı 700 sayfaya indirdim. Şimdi düşündüm, dedim ki ya ben bu 700 sayfalık kitabı kağıt olarak bastıracağıma, yani İnternet kitap kitabı, gibi değil, e-kitap diye şeyler varmış dedim. var. E-kitap yapayım. Herkes okusun. Para derdinde de olmadığıma göre e-kitap yapacağım ama e-kitap nasıl oluyor bilmiyorum. Bakanlığa başvuru mu yapılıyor? Bakanlık izin mi veriyor? Nasıl bir prosedürü var onu bilmiyorum. Öğrenirsem bir tane hazır 700 küsur sayfalık bir e-kitabım var şu an. Yanılmıyorsam onları da yayın evleri o izinleri alıyor. Yine yayın evleri vasıtasıyla galiba onlar da yayınlanıyor diye biliyorum. Yani ben kitap yazdım. Hadi internete koyayım ile olmuyor diye biliyorum. İşte ben de stajyer avukatlara mesaj çektim. E-kitap araştırın bana dedim. Onlardan da cevap bekliyorum. Bana gelirse ya e-kitap nasıl oluyor? Bir e-kitabım hazır ya. Evet, bir tane şeyiniz var sizin. Vakıf kurmuşsunuz. İsmi de değişik geldi. Şu anda hatırlayamadım adını. O Ayva. vakıf ne yapıyor? Ayva, Ha, ayva. ayva.
Onun açılımı Ayva neydi? bilirsin, saray ayva. Ayva yedi, ayvayı yedirir. Ayvayı yedirmek için anlamında yani. Ana Yaşam Vakfı ama açılımı onun. Ana Yaşam Vakfı. Fethiye Çenkal var, biliyor musun? Karşıya iyi bir Evet, adam. biliyorum tabii ki. İyi tanırsın. Tabii. Mehmet Soyer Biliyorum. var, iş adamı. Tabii ki tanırız. O da bana bina izniyle yüksek verme, alçak kat ver dedi belediyeye diye. Bir yanı olan iş adamı. Bizler işte ben, bir de Murat, benim eski stajyerim Murat Fatih Ülkü. Biz Ayva Evet. Vakfı'nı kurduk. İşte sana demin söylediğim gibi, hani senin dernek daha ateşli bir dernek olsun, daha fazla yükselsin diye hayal ettim ya, o Ayva Evet. Vakfı da şey peşine düştü. Çocuklarla dedeleri ve nineleri nasıl yaklaştırırız? Yani bir bahçeli bir araziye bir bina yaptın, alt katlarda ihtiyarlar, yukarıda çocuklar yaşasın. Veya iki bina yaptın, bitişik yan yana, bunda çocuklar yaşasın, kreş, breş, anaokulu gibi. Bunda da dedeler, nineler yaşasın, kılıklı. Bir proje çalışıyor o vakıfta. Ve Faaliyet Türkiye'de iyi bu bir mi? tane bilmeden Denizli'de yapılmış bir tane. Türkiye Öyle bunu bilmeden Denizli'de yapmış. Bayıldım buna. Nasıl yapmışlar bilmiyorum. Ama dalgaya düşmüşler. Yani park gibi bahçenin bir yerine ihtiyarlara bir, ne diyorlar, ihtiyarlara bakım evi. Bakım evi yapmışlar. yaşlı bakım evi. Evet. Evet, çok aynı yere de çocuklara bir kreş yapmışlar. Ama tabii anlayış olmadığı için onları tanıştıramamışlar birbirleriyle pek fazla. Evet, Böyle evet. bir dosyası olan bakım kurulu Ayva Vakfı. Evet, enteresan geldi ismi de. O yüzden bir anda Evet. bir şey soracağım. Bu kadar yıl 12 Eylül öncesi var. Sonraki Yeşiller hareketi var. Yeşiller, hadi orada Yeşiller Partisi diyebiliriz ama neticede siyasetin içinde neredeyse bildiğim kadarıyla aktif görev almadınız. Yani daha doğrusu herhangi bir şeye aday Tabii. olmadınız diye biliyorum. Ya da bilmediğim bir şey varsa onu siz düzeltin. Yok yok, Ve neden acaba? hiçbir siyasi harekete girmedim. Yani bir hareket olarak bir şey yapalım, çocukları dedelerle buluşturalım, bilmem dava açalım, uluslararası her türlü harekette vardım ama bir parti, siyasi parti, başkanlık falan, milletvekilliği, belediye başkanlığı falan, öyle bir hayalim hiç olmadı. Bir tane Cumhurbaşkanlığına aday koymuştum. Hatırlıyorum. Bu tabii Süleyman Demirel'den sonra boşluk oldu. O boşlukta Evet. Büyük Millet Meclisi'ne başvurdum. Ben hani 40 yaşını geçtim, hukuk mezunuyum. İşte bir tane benim Jilet Ali diye bir arkadaşım vardı. Jilet Ali şoförüm olacak. Biz trafikte duracağız, kırmızılarda. Ben bir yıl sonra falan bırakırım Cumhurbaşkanlığı. Bir kadın aday o benden sonra olsun diye böyle çılgın bir deklarasyonla televizyonlara çıktım. Basında yer aldı bu benim Cumhurbaşkanlığına aday olmam. Şimdi artık Cumhurbaşkanlığına aday olmuş bir adamın kalkıp da İzmir Valiliğine, diğer Aşağı milletvekilliğine inmesi mümkün ya Allah değil. Allah. Evet. Vallahi. Şey bitti, misyonum bitti. Yani haklısınız yani siyaset zaten mücadeleleriniz hep onlara karşı yaptığınız mücadelelerdi. Gidip onların yerine oturmanız biraz başka bir görüntü de oluşturabilirdi. Ya zaten Baştan Cengiz, beri. oraya bak, sen de gitsen, ben de gitsem bizi zehirlerler, bizi kötü adam haline getirirler gibime geliyor. Biz orada kötü adam oluruz vallahi ya. Tabii, Yani tabii, tabii, iyi koruyamayız. Yani kendimizi koruyamayız anlamında söylüyorum. İyi şeyler Doğru. yaptırtmazlar anlamında. Yapamayız anlamında söylüyorum. Doğru. Zaten görüyoruz ya, gidenler değişiyor. Ne yaparsan yap değişiyor. Aynı kalamıyorlar. Evet. Ama abin değişmedi. Abini görüyorum. Ara sıra öpüyorum. O O iyidir de. evet, Ona tabii buradan ki. bir selam Herkes sevgi yollayayım. iletirim tabii ki. Evet. Zaten
İstisnalar çok. O kadar da herkes aynı kefeye koymanın bir Ya, alemi ya, yok yani. Çok dürüst insanlar var, çok düzgün insanlar var. Gayet doğru. Evet, Seni abi, bizim tabii her zaman herkes söylüyordur ama az önce birazcık da gırgırla karışık söyledik. Sahiller Derneği geceleri oluyor, yemekler oluyor vesaire. Birazcık faaliyetler ondan ibaret kalıyor. Biraz farklı bir şeyler yapabilirsek inşallah diyoruz ama çoğu gecede arkadaşlar hep bir gün kızınızın da gelmesini istiyor o gecelere ya. Gupse'nin. Valla kızım o kadar yoğun bir hayatı var ki yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk. Şimdi de Birleşmiş Milletler'in hani böyle kadın büyükelçiler var ya böyle o artist Evet. ne vardı o İngiliz artist, Amerikan artistler falan. Birleşmiş Milletler bazı Ha. kadınlara diyor ki sen çocuk hakları elçisi ol. Böyle Evet. numaralarla çok yoğun onu bir yerlere çekemiyoruz. Gelmiyor. Bir müddet sonra biz sıkılıyoruz. Söylemiyoruz bile. Söyleyemiyoruz bile onu. Ama şimdi seninle yaptığımız konuşmada sen biraz daha Gupse'ye çağrı yap. Ben ona yollayayım Gupse. Artık Valla yapayım. gerçekten bak Yarar. şu anda çok genç arkadaşımız izliyor. Bana başka taraftan yazmışlardı. Lütfen söyle Gupse de gelsin bizim gecemize. Hiç olmazsa bir iki saat dursun. Gitsin görmek istiyoruz. Çok seviyor. Herkes çok seviyor. Hakikaten çok seviyor. Yaptığı filmleri işte Avrupa Yakası vesaire gibi konularda çok güzel rolleri vardı. Hepimiz seviyoruz. Üstelik senin kızın. Bekliyoruz. Tamam. İnşallah bu Senin vesileyle de davetini ona ileteceğim yani. Evet. bu vesileyle Vaktinde yaparız dedim. onlara da selam göndermiş oluyoruz. Tamam. Seni abi son 5 dakika var mı arzu ettiğiniz bir şey, söylemek istediğiniz şeyler bunların Ya dışında? şöyle bir şeyim var son söylemek istediğim. Bu virüsün yol açtığı korkunç bir felaketin ardından dünyada bir takım yenilikler bekleniyor. Acaba bu bir gelişmeye yol açar mı? Bu bir refleks, bu bir alışkanlık değiştirtir mi? Bu bir el yıkamayı devam ettirir mi? Veya oy kullanırken muhafazakar oyları kullanan kardeşlerimiz, ama yanlışlar yapmışız ha, biraz değiştireyim şu muhafazakarlığımı der mi? Doktorlar dışında acayip tıp bilimine rampa yapan meslekler oluştu, oluşuyor. Oluşur mu? Ve dünyayı bu bilgisayarcılar çip mi deniyor hani vücuduna Evet, takıyorlar evet, seni evet, takip ediyorlar. evet. Bu çok bilgisayarcılar çok internet bilmem kralları mı burjuvaları dahi yöneterek burjuvazinin de üzerine çıkıp bir grup mu oluşturacaklar? Dünyadaki sömürü başkalaşacak mı? Sömürüde daralma olacak mı? Kılıklı şeyler var. Arayışlar var, Gelişme. düşünüşler var. Bir de bunun bireysel olanı var. Yani Sarıhlı'da ya da İzmir'de bir avukat, bir işçi, bir memur, birisi daha aç kalacak. Daha aç yaşayacak. Yani daha az parası olacak. Daha az para kazanacak. Şimdi sen düşünebiliyor musun? Avukatlara dava gelir mi bu sırada? Hayatta gelmez. Yani bir kere 6 ay, bir sene dava zor. Avukatlara bile Hiçbir zor. sektör, hiçbir sektöre, sadece avukatlar değil, Herkes, hiçbir tabii siz sektöre. daha iyi biliyorsunuz kendi Bir sektörünüzü. tek tıp, bir tek tıp, Evet. doktorlar. İşte bütün bunları değerlendirerek halkımızın, insanımızın, İzmirlimizin, Sarıhlılımızın, insanların şeyini değişimini, bunları görmesini, durumu gözden geçirmesini, tedbirler almasını, aklını, ufkunu yükseltmesini diliyorum. Yani
ne be, para pul veremeyeceğine göre böyle bir akıl vermeyi tercih ederim konuşma biterken. Evet. Çünkü ben bile perişanım. Bir Mercedes'im var benim. Tek varlığım Mercedes. O Mercedes'imi satarım herhalde. Bu sana söylediğim süreç itibariyle onunla yaşarım ben diyorum. Bir Yoksa şekilde tabii bir şekilde yaşayabiliriz ama ben de sadece bu COVID'i şöyle yorumluyorum. Bir gece yarısı saat 1'de 2'de 8 şiddetinde bir deprem oldu ama daha sabah olmadı. Evet. Olmadı. Bir Evet. kalkacağız, bir uyanacağız, bir bakacağız ki bütün dünya değişmiş. Yani Enkaz görmedik daha. Göreceğiz, enkaz göreceğiz. hiç. Evet, aynen. Böyle bakıyoruz konuya. Bütün derneğimizin üyelerine sevgiler sunuyorum. Çok teşekkür ederiz. Yöneticilerine sevgiler sunuyorum. Çok sağ olun. Çok keyifli bir sohbetti. Çok sağ olun Seni Ne abi. demek? Ne demek? Ne demek? Bir şeyle kapatayım yine. Kızınızla Söyle. sizin aranızda yine yazılan bir ön sözdeki yazıyı. Bir değil, 1.000 ömrüm olsa yine onunla geçirmek isterim. Şanslıyım. Babam diye demiyorum. Onu seviyorum. Sen benim kızım olmasaydın da seni severdim dermişsin hep. Aynı cümleyi söylüyorum. Babam olmasaydı da severdim onu. Aa, canım benim. Çok 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 selam teşekkür ederim. söylüyorsunuz. Artık Çok teşekkür ederim. kurse bu lafın üzerine gelsin yani bir dostum Vallahi ya. bekliyoruz. Bekliyoruz. Çok 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 sevdim. teşekkürler. Çok sağ olasınız. Var Çok olasınız. sevdim. Sağ Sağlıklar ol. diliyorum. Çok Hoşça sağ kalın. ol. Çok sağ ol. Sağ olun. Sevgiler. Bitiyorum.